selam tekrar. Tekrar selam sana. Fethullah Gülen. Kardeşim diyeyim. Henüz. Belki tövbe edersin. Öyle ya. Sana bugün görünüyor mu bilmiyorum. Not ettim. Videonu izledim. Ayın 26'sında, ikinci ayın 26'sında video yapmışım. Ben sana dedim ki tövbe et. Kur'an sapıkları demiştin. Kur'an'a inananlara sapık demiştin. Ben sana tövbe et. Aramızda 109 gün içinde tövbe et dedim. Sen oysa video yapmışsın. Makul bir video yapmaya çalışmışsın. Tamam. Yalnız eksik. İçinde tövbe yok. Hadi belki dokanıyor, gurur ediyorsun, belki nefsin izin vermiyor. Dolaylı yollarda ben Kur'an'a öyle demek istemedim deseydin, o da bir tövbe kapısı sayılırdı. Bunu da yapabilirdin yapmadan. Ben de sana o videomda 40 dakikaya yakın bir video yapmışsın. 19 dipnot ayırdım. Değineceğim 19 dipnot. Gönül isterdi ki yine videomdan kesinti yapayım, cevap vereyim. Kesinti yapayım, cevap vereyim. Bir önceki gibi. Fakat yine senin bu Samanyolu Web TV kanalınız, talebelerin, seni dinleyenler yine YouTube'a şikayet edip kaldırtırlar. Oysa ben sana hakaret etmemiştim orada. Dikkat et. Bütün videomu seyretseydin sana hakaret yoktu. Tespit. Sana kafir dedim. Evet. Kafir kelimesi nereden türüyor? Küfredenlerden. Küfür nedir? Bugün Türkçe'ye girdiği gibi küfür hakaret mi oluyor? Hayır. Küfür gerçeğin üstünü örtüp yalanla süsleyenlere, gerçeği saklayanlara, örtenlere küfür etti derler. Onlara da bir terim koyarlar, bir vasıf koyarlar. Adı da kafir olur. Sen de Kur'an Müslümanı sapıkları dedin. Yani sapıtmışlar. Yollarını şaşırmışlar. Kur'an'ı dinleyerek, Kur'an'ı öğüt ederek, öğüt alarak, Kur'an'ın zikrini, yani anılması gereken okunan kitabı, Kur'an'ın, onu da yapan kişilere sapıtmış, yanlış yola girmiş diye kalkıp böyle konuşmalar yapıyorsun. Sana ben ne diyeyim? Diyecek bir şey yok sana. Zavallı gibisin. Diyeceğim gerçekten hiçbir şey yok sana. Ondan sonra şöyle söyle. Şöyle bir düşün. Kur'an oluşmasaydı siz nasıl Müslüman olacaktınız? Nasıl olacaktı? Sadece gerçek bir kitap, ilahi bir kitap ki size bir yol gösteriyor, hepimize bir yol gösteriyor. Ancak o zaman Müslüman, mümin olursunuz. Tevrat'la da oluruz dersiniz. Tevrat ama bozuldu, Yahudiler bozdu. Talibata sözleri çevirdiler. Dil değişimi fırsatı bularak hemen değiştirdiler anlamlarını. Bugün nasıl meallerinize de Kur'an'da yaptığınız gibi. Şimdi şahsına kastetmiyorum. Siz deyince bütün bu Müslüman alemini kastettim. Çok kelimeler var, çok oyunlar oynamışsınız. Gerçek ilahi haberden milleti yoksun bırakmışsınız. Evet, evet. Onlara da geleceğiz. Değinemiyorum. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim niçin değinemedim. Var o sahte mehdileriniz, kedi gözler fırsat kullanıp mehdiliğini aksıyorlar. Bizden de bilgi alıp haydi yok öyle şey. İşte elim mahkum susuyor. Peki Kur'an o zaman nasıl bileceğiz Allah'ın katından, Allah'ın indinden geldiğini? Belki atıp tutuyorlardı eski zamandaki insanlar gibi diyeceksin, diyebilirsin. Diyeceksin demiyorum, diyebilirsin. Sen de o kesimden olabilirsin. Bu kadar videolarını dikkat edince yok, hakikaten sapıtan kişisin. Oysa dikkat edersen Kur'an korunmuşluğu 19 sistemle korunmuştur. Tamam, bunu bugün sulandırdılar. Bunu Amerika'daki birisi de sulandırdı. Kıvırdı.
adı bugün meşhur geziniyor. Zamanı gelince 2015 yılında inşallah ve elhamdülillah ve bi ismi Allah el Rahman el Rahim olan Rabbim nasip ederse, lütfederse o günü, o zamanı ve bende de o yüreği, utançlığımı yitirirsem ki bugünkü yitirdiğim gibi, o zaman inşallah ve elhamdülillah ve bi ismi Allah el Rahman el Rahim olan lütfu ile gerçekler ortaya çıkacak. Nasıl 19 sistemle korunmuşluğu da gerçeğiyle. O güne kadar bugün debelenenler debelensin, fark etmez. Gelelim, bu videoyu bu şekilde yapmam gerekiyor. Not ettim, videomu tekrar izledim. Hata yapmayayım, sana haksızlık yapmayayım diye. Not ettim, belli bir yere kadar, oradan sonra da devamını da bıraktım. Çünkü sonuna kadar seyrettim videonu, seyrettim. Ama bunlara gelmeden önce bir şey söyleyeceğim sana. Sen kendini dikkat etmedin. Bu Samanyolu Web TV aracılığıyla sana cevap verdiğim imkanı YouTube'a yasaklayarak videomu kaldırtarak kendini, şahsını Firavun'dan daha kötü bir duruma soktu. Düşün. Nasıl oluyor? Firavun Hazreti Musa kardeşime yasak mı koydu karşısında konuşturmaya? Yok. Konuştu değil mi? Bunu Kur'an'da da tespitleyebiliyoruz değil mi? Evet. Firavun'un karşısında hem de kaç kez giderek konuşabildi değil mi? Firavun'un önünü kesmedi, kapatmadı. Öldürmeye kalkışmadı. Peki sen ne oluyor? Sen bana bir video yaptın. Haddini aştın orada. İleriye gittin. 2 dakika vakit getiremedin. 40 dakika video yaptın ama. Bir de içine düdük diye koydun. Şeytan düdüğü dedin. Oraya da geleceğiz gene. Gene geleceğim. Kim düdüğü en son zamanlarda, en son notlarda, dipnotla aktaracağız. Enteresan. Peki Kur'an'a uyan kişi nasıl sapıtmamış oluyor? Demişsin ki bazı hocaların, onların araştırmasına ya da bakarak, onlar demiş ki, sen onlara demişsin ki, yok ben öyle anlamda söylemedim. Mealleri kendilerine göre, ayetleri kendilerine göre biçimlendirip de aktaranlara. Öyle deseydi, doğru yolda budur. Onu söyleseydi tabi. Fakat mantıksız değil mi? Orada insanın anlayacağı şekilde ayetler aktarılmış, zikir aktarılmış. Anabilsinler diye o anılan kitap. Bir an dünyayı unutup da orayı anabilsinler diye ellerine ne güzel bir lütuf verilmiş. O zor, anlaşılır bir şekilde olabilir mi hiç? Öyle gönderilir mi? O insanlar o zaman Kur'an'ı anlayamazlar ki. Yoksa aslı olan mealler ile anlamadığınız kelimeler, misal yusellimun, yusellime, salli, salat, bunlara anlam koymanızla şaşırttınız mı? Ortamın milleti. Anlaşılmasını zor mu kıldınız? Hı? Bugün bütün meallere de bakıyorum. Hata üstüne hata. Hata üstüne hata. Neyse, oraya da geleceğiz. Ama sen Firavun'dan daha kötü bir durumdasın. İnsan olan Firavun'dan daha aşağılık bir varlık olmaz. Sana verdiğim cevap ağır da olsa, hakaret içermiyorsa, ağır da olsa nasibin olmuş. Tespit bir aktarım videosa nasibin o. Öyle ya. Yasak koydurup videomu kaldırtmaz. Öyle ya. Bu nasıl bir vaziyette, bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu bir. Bir de şunu sana söyleyeyim.
Sen kalkıyorsun. Bugüne kadar ne yaptın? Paraları topladın. Mehdi gelecek. Mehdi A ülkesi için bunları kullanacaktı. Değil mi? Organize için. Reklam vesaire vesaire. Organize. Konser mahiyetinde milleti toplamak için. Araçlar. O araçlara paralar ödemeler. Bunlara büyük paralar, büyük mevla paralar gerekiyor. Belki 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon dolar, euro. Belki 19 milyon euro. Öyle ya. Televizyonun reklamları. Bugün bir reklam televizyonda bir dakika olmasa da 19 saniye olsa 19 saniyesi 190 bin eurodur bir ihtimal. Öyle ya. Sen ama ne yaptın? Bir düşün. Paralar milletten topluyorsun. Salih bir iş yaptığını söylüyorsun. Peki ne yaptın? Türk dili konserleri yapıyorsun. Öyle mi? Organize kuruyorsun. Türk dili yarışması. Bunun neresi ahir iş oluyor da dünyevi iş olmadı? Hı? Sen Kur'an'dan yoksun musun? Gerçi yoksun olmazsan öyle konuşmazdın. Öyle ya. Hı? Niçin? Rabbim için, ahiret için bir şeyler yapmadın. Burada büyük bir atışma var. Şeytan ile. Ve şeytanın büyük bir iddiası var. Ben mahvedeceğim çoğunu diyor. Mahvetmemesi için neler yaptın? Kardeşlerin için. Meksikalı da senin kardeşin olur mu? O da bir Türk olabilirdi. Hatta kardeşin olarak da gelebilirdi. O beğenmediğin bir şahıs var ise. Öyle ya. Gelmedi diye atacak mı? Neyse. Hadi şunlara gelelim. Şunlara gelelim. Birincisi. Başlığım. 26'sında, ikinci en 26'sında video yapmışsın bu ikinci videonu. Mehdilik iddiaları, keramet talepleri ve en büyük paye. Kelimelerin içindeki saklı şeylere bak. Mehdilik iddiaları. İddia ise ben sana diyorum ki, ben diyorum ki sana bak, ispat ederim diyorum. Reddedilmeyecek şekilde ispat zaten öyle olur. Kafanı bir saksı gibi kullanma, iki beyni kullan. İspatla tespitler farklı bir şeydir, farklı terimlerdir. Yoksa iki kelime farklılar oluşmazdı. Tamam? Sana diyorum ki ispatlar sürmüyor o uzun 15-20 dakika, 19 dakika sürmüyor. 2 dakika, o 2 dakika bile çok. Cömert davranıyoruz 2 dakika diyelim. O kadar kısa. Kimsenin dünyanın red edemeyeceği şekilde. Ve sen bu iddia edenlerin içine, tayfasının içine ispatıma yönelmeyerek beni de soktun. Bu da hak mı? Hak yemek değil mi bu? Bu haksızlık değil mi? İyi düş, irdele. 74 yaşındasın, kim bilir. Keramet talepleri. Talep. Talep. Her mümin Rabbinden talebi olabilir. Eğer şahsı, manevisi hep salat ediyor ise Rabbime yöneliyorsa, hep iştirakta koyuyor dese, hiç kıvırmıyorsa, şeytana bir pay vermiyorsa, Rabbinden de bir şeyler isteyebilir duasında. Ki dualarınızda her zaman bir şeyler istiyorsunuz. Oysa en güzel dua ibadet de Rabbimden bir şey istememek, övmek sadece. Rabbimi övmek, şükretmek, şu nimetleri, aracıları görüp de hamd etmek Rabbime. En güzel dua da ihlası olan budur. Ki kaldı ki öyle bir talebim falan benim bir talebim oldu. Rabbim sana mümin, mutmain olarak döneyim diye. 15 yaşlarındaydım. Samimi istekle. O bir. Tamam mı? Ve en büyük paye. En büyük paye. Böyle bir isteğimiz olmadı. Ama senin böyle belki saklı bir isteğin var. Ona da değineceğim son noktalarda. En büyük paye. En büyük paye isteyenler hallerinden belli. Oturmuşlar. Etrafına milleti toplamışlar. Sırıtırlar. Biraz pohpolanırlar. Karşıdakiler biraz güzel güzel kelimeler kullanır. Onlar da biraz şişer. O şişmeden görürsünüz zaten. Ben öyle bir şey yapmadım. Dikkat et.
ölçüyü iyi tanıdı. Kimin hangi vasfa koyduğunu dikkat et. Tamam mı güzel kardeşim? Güzel kardeşim diyorum, halen tam emin değilim. Senin hakkında dikkatli olmak isterim. Hakkını yemek istemem. İki, gavsiyetler, mehdiyetler ilan edilme gibi sorumlulukları yoktur. Sadece peygamberlik. Peygamberlik kelimesi Kur'an-ı Kerim'de yok. Farsça bir kelimedir. Araştır. Hidayete ermiş kişiler demektir. Yani ikilimde kalıyorsun konuşmanda. Zaten peygamber demek Mehdi demektir. Peygamber demek Resul veya Nebi demek değil de dikkatli ol. Dikkatli ol. Aşmış demektir peygamber. Hidayete ermiş artık. Zanda kalamaz. Mutmaindir artık o. Mutmaindir. Tamam? Peygamberler sadece sorumludur. Muhakkak şey yapmaları gerekiyor. Orada aslında demek istedim ki Nebiler ve Resuller. Peki Mehdi'nin Resul olup olmadığını ne biliyorsun? Mehdi'yi bugün tanıdığınız vasıfta olduğunu mu düşündünüz? Haşa haşa sümme haşa. Onu Allah görmeye kalkışanlar, Allah'ın insan olup da adını Mehdi koyduğunu haşa sümme haşa diye görenler gibi mi düşündünüz? O sizin zayıflığınızdır. Kur'an'da dikkat etseydiniz orada nasıl geleceğine de ayetler vardı. Ancak Allah'a kulluk eder, secde eder. Ve Allah'ın gönderdiği Resul'dur. Neyse daha fazla söylemeyeceğim. Kedi gözlüler var. Onların sahte mehdiler bu sene, geçen sene diktikleri birkaç tane mehdileri var. Paylaşıp benim bilgilerimi alıp birbirlerine paylaşıp işi zor etmek için şeytana hizmet edenler, imkan vermeyeyim onlara. Zamanı gelir inşallah, o zaman daha net konuşurum. Böyle saklı, gizemli gizemli konuşmam, kaçak kaçak konuşmam ki kelimelerimi tutmam, tutmak zorunda kalmam. O zaman daha net anlaşılır. Hele şu işimizi bir sağlamlaştıralım inşallah ve elhamdülillah. Ve bi ismi Allah el-Rahman el-Rahim elhamdülillah. Ondan sonra görürüz bakalım. İstihtıraştan endişe etmelisin. Acaba şeytanın aldatması mı? Acaba bir şeytanın dürtüsü olmasın? Endişe duymalısın. Kim diyor yapmadık? Kim diyor? Bu yeni mi bu? 1998'de daha ispatlardan habersiz sadece tespitler ile bilincindeyken ben her zaman dikkat ettim. Çünkü Kur'an'da söyler onun nasıl gelişini, gidişini, nasıl yanaşır, nasıl vahiy çevirir, saptırır insanların konuşmasıyla, tebliğleriyle veya kendisinin getirip besbesesiyle. Kim diyor kaçmadık? Ben sabra hep yönelirim. En büyük Kur'an'daki öğütleri sabra yönelen kişi, Kur'an'dan da ayrılmayan kişi, onun hilesi gerçekten zayıf, düşmez. Acaba değil, istihraçtan falan öyle bir şey yok. Tamam? Öyle görünme, ruh gibi göründü. Ruh gibi görünemez, o bir cindir. Öyle bir vasfı yok. Ruh gibi görünemez. Siz ruhu da görmediniz ki. Ruh nasıl görünür? İnsan ruhu tanımıyor ki. Ruhun nasıl olduğunu gözleriyle, bu gözleriyle görmedi ki bilsin ki ruh nasıl bir şey oldu. Ruh görünemez, aynı cinin görünmediği gibi. Oyun oynamayın. Doğruya gelin. Yoksa Kur'an'dan uzak durarsanız hep böyle sapıtırsınız. Beşe geliyoruz. Şeytan onlara ruh veya melek gibi görünüp sen görebilirsin diyebilir ve birine Gavs, diğerine Mehdiyet olduklarını söyler.
Şeyh uçmaz fakat müritleri uçurur. Sonra tepe takla düşer. Öyle. Sana ama geçen videomda da söyledim. Eğer YouTube'dan kaldırtmasaydın, Samanyolu medya aracılığıyla kapattırmasaydın, kaldırtmasaydın, bana YouTube'dan ihtar da göndertirmeseydin ki o zaman o videomda rastlardın. Ben sana diyordum ki orada benim hiçbir zaman müritlerim olmadı. Ve buna çok dikkat ettim. Müritlerim olmadı. Benim çok çok olsa arkadaşım olurdu. Benim ama müritlerim olmadı. Ben her zaman Rabbimin müridiyim. Benim mürşidim de Rabbindir. Sizin de öyle olmalıydı. Ve araç da Kur'an-ı Kerim'iydi. Sizin de olmalıydı. O zaman hiçbir zaman şeytanların hiçbiri, cinlerden olan şeytanlar ve insandan olan şeytanların hiçbirinin aldatmasına düşmezsiniz, düşemezsiniz. Niçin ikide bir bana yaptığım videoda bu konulara da değiniyorsun? Dipnot gibi bunları da değinip getiriyorsun. Bir tane ben müridimi gösterdi. Bir tane. 98'den beri bir düş. 98'den öncesi zaten yok, olamaz. 98'den bu yıla kadar bir tane bana gösterdi. Gösteremez. Ya. Ama yine de böyle söylüyorsun. Şeyh uçmaz ama müritleri uçurur. O da bir an kendisini öyle görür. Ondan sonra tepe takla düşer. Öyle mi? Bak ben sana bir daha söylüyorum. Ne kadar aciz olduğumun bilincindeyim, şuurundayım. Şu iki beyni kullanıyorum. Kullanan kişiyim. Aciz, yemeğe ihtiyaç duyduğumu bilirim. Sirbaslığım olmadığını, olmadığı için yemeğe, içmeye muhtaç olduğumu Rabbim vermese sizin gibi bitkin olacağımı bilincindeyim. Ve yediğimi, içtiğimi de nasıl çıkarttığımı, nasıl bir halde çıkarttığımı da bilincindeyim. Ben dikkatliyim. Yok, öyle uçma uçma yok. Kendimi de şişirmem. Utanırım oğlum. Utanılacak bir şeydir bu. Kendinde bir şey görmek. Başka kişilerin kendilerine böyle iddia ediyor, videoları var diye onlar da onu görüyorsan bana da yakıştırma. Hayır. Kime video yapıyorsan hayır. Kime o zaman ne yakıştıracağım belli olur, hesap edin. Bana yaptığım bizzaki videolarında da tam bana layık olan sözlerin olsun. Tamam. Şimdi tehlikeli olan şeye geliyoruz. Alkış hesabına, ahiret hesabına imza atın deseler hiç ender hiç derim ben. Hiç ender hiç derim ben. Niye? Niçin? Ahiret hesabına imza atın deseler. Hepimiz oysa ahiret için bu yeryüzüne gönderildik. İmzamız da şeytanın getirdiklerini atacağız. Sevmeyeceğiz. Hiçbir zaman ona bir fırsat vermeyeceğiz. Vesveselerine itibar etmeyeceğiz. Rabbime sadece yöneleceğiz. Erdemli varlıklar olacağız. Hiçbir başka bir üçüncü şahsa, üçüncü varlığa zararımız olmayacak. Çok çok sevgimiz olur. Merhametimiz olur. Desteğimiz olur. Hı? Ha, sen hiçbir şey yapma. Otur öyle. İçim hiç de, içim hiç de şeytanlara da hizmet eden insanlar da dünyayı ortalığı karıştırsın. Sonra desinler ki ne, siz de aslında ilahsınız, ilahtan geldiniz, ruhlarsınız, bilmem ne, haşa haşa sümme haşa, milleti aldatsınlar. Öyle mi? Veya başka yollarla şirk yollarını kursunlar. Rabbimin kurduğu yolu, önerdiği yolu atıp kendilerine yeni bir firavunluk türesinler. Öyle mi? Niçin geldin yeryüzüne o zaman? Kendini mi düşünüyorsun? Egoist misin? Kendine düşün, bilgiler kendine tut, kimseye bildirme, aktarma. Öyle mi? Neren güzel o zaman? Kafirler de, zalimler de, evlatlar oldum onları seviyorlar. Onları okşuyorlar. Onlara kanat geliyorlar. Farkımız nerede kalıyor o vakit onlarda? Bir düşün. Ya. Aktif olacaksın. Kork.
kah olmayacağım, aktif olacağım. Tamam? Ama bırak o Türkçe olimpiyat yarışmaları sunarak İslam'a hiçbir faydan olmadı. Rabbime de hiçbir faydan olmadı. Hiçbir faydan olmadı. Rabbim der ki bana yönelip benim ardıma yardım edin bana, ben de size yardım edeyim. Öyle ya? Yok. Uzat durun siz. Siz hadis kitaplarınızı açın. Açın orada bir Robin Hood bekleyin. Bir Elvis Presley bekleyin. Alkış beklentileri. Alkış beklentileri. Vay 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 vay. O kedi gözlüğü mü örnek getiriyor? Herkese kedi gözlüğüm, kedi gözlüğüm diyor. Sizi benim için yarattı diye. Gök tabanını yere indiriyor. Neyle yapıyoruz? Harp teknolojisiyle mi yapıyor bu masonlar? Kendini de öyle şey yapacak, öyle mi? Sahtekar o. Onu mu örnek gördün de alkış beklediğini böyle düşündü? Hangisi alkış bekledi? Bize hiç mi gelen diğer kardeşlerden örnekler yoktu? Hı? Davut kardeşimi düşün. Hazreti Davut. Peygamberi bir düşün. Düşün onu. Millet onu yadırgıyordu. Böyle bir kral mı olur? Böyle peygamber mi olur? Toplumun önünde toplumu önemsemeyip Rabbime yöneliyordu. Ağlıyordu dualarında, toplumun önünde. Sen yapmazsın onu. Kendimi maskara mı edeceğim millet önünde dersin. Bir şeyin var senin. İşte anlayamazsın. O öyle olduğun için de karşındakiler de herkesi kendin gibi düşünüyorsun. Alkış bekliyor diyorsun. Peki Hazreti Muhammed alkış mı bekledi? Hazreti İsa alkış mı bekledi? Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yusuf. Alkış mı bekledi yoksa görevinde mutmain göreve mi yöneldi? Şeytanlar çalıştığı gibi pisliğe, onlar da bu taraftan çalışıp vesile olacaklar hidayette milleti. Erdemli olmasına, tebliğ ederek, Rabbinden aldıkları sorumluluklarının bilincinde olarak. Kendi kendine bize bak, şeytanın zanlarına düşüyorsun. Dikkat et. Altı. Kalkmışım, bilmem kim, Seca. Seca denen kadın bayınlarlara bir dokunuşuyla ayıltıyor. Ona da ona peygamber olduğunu söylüyorlar. Bugün de yapılır bu. İçinizden bir salim, senin içinden bir tanesi anlaşırsın, senin sana itaat eden. Hiçbir zaman bu sırrınızı paylaşmayacak başka yerde, kişi birine. Ortalıkta herkesin içinde bayıl, ben sana elini sürdüğüm zaman sen kalk. Herkes beni peygamber biz, beni Mehdi biz. Bak adımda M. Fethullah Gülen, Muhammed. Fethullah Gülen, öyle mi? Bak sen de böyle yapabilirdin. Onu öyle yapmadın, ne biliyorsun? Sen demedin mi ki? O kadar hikmetler beklediler daha önceki peygamberlerden. En son dedem Hazreti Muhammed'den beklediler. Ona söylüyoruz. Kur'an'da bak bir sürü var ayetler. Dikkat et. Niçin Hazreti Muhammed elini sürmüyordu da, bayılan olmuyordu da, elini sürmüyordu da, ona kalkmıyordu? Ya bunu sebep getiriyorsun, doğru değil. Çok zayıf olduğunu gösteriyorsun. Böyle şeylere itibar ediyorsun. Ve o zaman da Mehdi'ler çıkıyor. Şimdiye kadar Mehdi'ler çıkıyor, 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 çıkıyor. Çıksın. Toplasana bunları. Beni de dahil.
senin devlete bir itibarın şeyin var, sözün geçiyor. Erdoğan'a sözün geçiyor. Nazın geçiyor. Öyle ya. Şunlardan bize gına geldi desene Erdoğan'a, başbakana. Sayın Başbakanım, bunlardan bize artık gına geldi, rahatsızlık verdi. Ta buraya kadar bize geldi, saldırıyorlar videolarıyla. Şunları bir organize edip devlet aracılığıyla topla, hangisi Mehdi olduğu ortaya çıksın, bu da bitsin. Zaten hepsi Mehdi olduğunu ispat edemeyecek dersin bir ihtimalle. İçine bir tanesi de çıkamayacak düşünüyorsun. Öyle düşün, fark etmez. Nasıl konuşuyorsan konuş, şu organize olsun ve hepsi, ama hepsi gelsin. Gelmeyen zaten demek korkuyor. Öyle ya. Gelen, zaten sen şöyle düşünmedin mi? Bu devirde, o devirlerde ne kadar pislikler vardı, ne oyunlar oynanıyordu. Böyle bir zamanda, böyle teknolojinin ilerlediği zamanda, böyle insanların içinde nefsleri kabardı, o kadar kabardılar ki televizyon aracılığıyla, şununla bununla. Mehdi bunlardan haberdar değil miydi, yoksun muydu? İspatsız plan proje yapmadan yeryüzüne insan olarak inecek. Rabbim ona onu vermedi mi, o imkanı zannediyorsun? Bir düşün. Ya toplasana biz hepimiz. Şerefliysen toplarsın. Sözünde dürüst isen toplarsın. Sözünde samimi isen, ihlaslı bir insan isen toplarsın hepiniz, toplatırsın. Bu işe bir son nokta verirsin. Hiç olmazsa sahte Mehdiler imkan bulamaz artık. Biter, söner bu iş. Hayırlı bir işin de olsun. Bak, tövbe kapındık. O olur o zaman. Kur'an Müslümanları sapıklar demiştin, hatırla. Salih isen düzel işte, imkan var işte. Hadi düzeltsene. Bir telefon açmana bakıyor. Sayın Başbakan'a söylersin. Tamam, bitti. Bir duyuru yapar televizyon aracılığıyla. Bütün Mehdiler duyar. Ben de dahil duyarım. Atlarım İstanbul, Ankara, nerede istiyorlarsa. Geliriz. Bak o zaman da bir gör. İspatlayabiliyor muyum? İnşallah ve elhamdülillah. Ve bismillah el-Rahman el-Rahim el-Rabbil Alemin. Ondan sonra bir görelim. Hı? Hadi. Ben zanla gitmiyorum. Vesveseyle bana böyle söylediler. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne var? Onları söyleyeyim. Niye delahiyetle konuşuyorum? Bak bakalım kaç tane, bak kendini söylüyorum. Kaç tane Mehdiler türedi. Bunlar boş mudur? Bunlardan kaçı da beni takip ediyor sözlerimi, yazılarımı alıp da karşıma çıkacak bir deccal olacak. Sanki sistemi bir deccal yetmiyormuş gibi bir de başlarında bir şahsi bir deccal olsun. Öyle mi? Elhamdülillah ben bu yer küresinde olduğum müddetçe dikkat edeceğim. Şahsi bir deccal oluşamayacak. İmkan vermeyeceğim. Vesile olmayacağım o konuda. Çok dikkatli, sabırıyla gideceğim. Kim ne derse desin. Sözün itibarı yok. Dürüstseniz kurarsınız. Kurun, organize edin. Toplumun önünde canlı kamerayla bakalım. Öyle mi? Mehdi miyim? Sahtekar mıyım? Delirmiş miyim? Sizofren miyim? Nefis perest miyim? Sayın. Sayın. Kahin miyim? Uçan mıyım? Sabit miyim? Bir bakalım. Hı? Nerede? Gelecek mi? Bilmem. Siz yapar mısınız? Bilmem. Siz ancak oturun etrafınızda, 20 kişi bulun orada, onlara konuşun, onlar da sizi tasdiklesinler. Onlara da şu sözümü söylüyorum, dürüstlerse şu sözümü söylüyorum onlara: yarın biz bir imkan bulacağız inşallah ispatlamak için. Sonra ne olacak? Bu 109 gün geçtiği zaman, size ilk videomu yaptığım günün tarihine dikkat edin, o gün dedim size 19 gün dedim. Sana imkan veriyorum. Eski sayıyla 19. 10 yanında da 9. Yani 109 gün içinde Kur'an sapıkları konusunda tövbe edecek bir videon olmazsa ise bir daha yanıma yönelme.
af dile, sen de Allah'tan af dile, Rabbin senin arandadır. Ama bu dünyada bir daha benim yanıma gelemezsin. Bunu dedim. 109 gün az bir gün değil. Sinirin geçer. Rahat bir zamanın olur, düşünürsün. Yaptığın ne kadar doğru, ne kadar değil bilirse bu imkanlar olur. Gelelim o talebelerine. İki beyinleri var. Bugün senin yanında duruyorlar. Halen böyle yapıyorlar. Yarın olur ki bu başbakanınız böyle bir imkan yapar. Veya herhangi bir başka bir imkan buluruz elhamdülillah. Ve inşallah ve maşallah o vakit her şey ortadayken, ispatladıktan sonra Mehdi olduğum ortadayken, İmam Mehdi oldu. O vakit o talebelerin dönecek bana mı gelecek? Ben o zaman nasıl görürüm, biliyor musun? Hani bir hacı vardı. Kürksüz gitmiş sofraya. Sofrada bir yer bulamamış. Sonra gitmiş kürkünü giymiş, gelmiş. Baş sofranın baş yerine oturtmaya kalkışmışlar. O da tutmuş kürküne yedirmiş. Ben o zaman işte kapıyı örterim. Benim yanıma gelemez. Samimi ihlasla Rabbime yönelip tövbe etsinler. Benim yanımda onlara yeri yok. İhanet ettiler. Onlar kişiyi putlaştırmışlar karşılarında. Beyinlerini kullanmamışlar. Bu kişi karşımıza çıkıyor. Hangi cüretle diyor ki ne bize? Kurun ispatlayacağım diyor. 2 dakikada diyor. Bu neyine güvendi de bu kadar çıkıyorsa ben nasıl bunun, biz buna yönelmiyoruz. Bize bu, biz buna bir imkan açmıyoruz böyle ispatlasın. Öyle düşünmesi gerekirdi. Hiçbiri de düşünüyor mu? Ya. Bak şu Mehdilerin içinde hepsine de kızdım diye yoktur. Sana onu da söyleyeyim. Mehdilerin içinde bu Mehdi zannedenlerin, Mehdi geleceğini bilenler, şimdi Rabbime samimi yönelen kişiler vardır bunların içinde. Rabbime samimi yönelen, şeytana imkan vermeyen, bir derece hidayetlere açılır. Hakikate daha yakın olurlar. Bunlara kitaplardan bildikleri için Mehdi geleceğini, bunlar der ki o zaman kendilerine, ya o zaman bu Mehdi o zaman ben olmam gerekiyor. Demek ki. Deyip burada yanıldılar. Ya. Böyleler de var. Nefis benes olmayan bunların içinde. Fakat fark olan ben sana ispat ederim diyorum. Zan yok. Mehdi gelecek. A ülkesi Almanya'da yaşıyoruz. Böyle bir şey yok. İspat ederim diyor. Kimsenin bütün dünyanın reddedemeyeceği şekilde. Ve karşıma çıkan kişiler o güne kadar da ispatından sonra da rezil rüsvay olur toplumun önünde. Utanç hale girerdi. Saklanıyorsan, çıkmayacaksan karşıma başbakana böyle bir ricada bulun. Yapsın, organize etsin. Görelim sahtekar mıyız? Yoksa ispat edebiliyor muyuz? Yoksa var ya ben sana söyleyeyim mi? Bunu da vebal üstüne binersin. Çünkü böyle bir imkanım var. Ve yakında 100 tane daha Mehdi'ler oluşacak. İşim bir hayli böyle zor olacak. Çok sıkıntılar yaşamış olacağım bunların yüzünde. Gel bu işe bir dur demeye vesile ol. Gelmeyenler zaten Mehdi olmadığı ortaya çıkacak. Gelenler ispat nasıl edecek? Tespitleriyle konuşacaklar. Birkaç ayeti kendilerine yakıştıracaklar Kur'an'dan, hadislerden, şuradan, buradan. Ve en son elhamdülillah bir ismi Allah, el-Rahman, el-Rahim ve maşallah ve inşallah en sonunda ben konuşmaya vesile olduğum vakit ispatları aktardığım zaman hepsi sönüp gidecek. Ve toplum bilecek kim olduğunu. Kim gerçekten Mehdi olduğunu ispatlar. Ve ondan sonra da kimse kapısını örtemeyecek. Gerçeği biliyor bu konuda. Sadece tebliğimize gelince kapısını örtecek. Televizyon kanalını değiştirecek. İşine gelmeyecek. Onda hayır özgürdür. İstediğini yapabilir. Hele biz bir ispat edelim. Öyle ya. Evet, devam edelim. Video uzuyor. Video uzuyor, seyretmez. Şeytan bitmediği sürece böyle dürtülerde bitmeyecektir.
onun işi. Sen de Kur'an'a yönelen kişi ol. Her insan da Kur'an'a yönelen kişi olsun. O anmaya yönelsin. Şeytanın nasıl gelişini de bilirler. Ne kadar zayıf olduğunu da bilirler. Ve Kur'an'daki öğütlere yapıştıkları zaman, sadece Kur'an-ı Kerim'deki öğütlere yapıştıkları zaman, onun dürtüsünden hiçbir şey de olmaz, biter. Dürtülerin bitmesini istiyor musun? Bu Mehdi konusunda da bir şey yap. Yap, organize kurdur. Ya kendin kur. Televizyonda getir, canlı kamerayı da getirtebilirsin sen Türkiye'de. Ben Amerika'da gelemem. Sen İstanbul'a gel. Biz de İstanbul'a ineriz. Ankara'ya, istediğin yere. Ya da Avrupa'da istiyorsan bunu yap. Öyle ya. Görelim. Çoğuma sabah bu Mehdi konusunda dürtülüğü bitecek. Ahirete kadar da bitecek. Bir daha da ardından da bir Mehdi gelemeyeceğine göre, bir Mehdi olamayacağına göre, bir Mehdi var, bir Muhammed var, bir Yusuf var, bir İsa var. 2-3 tane yoklar. Mehdi de bir tane var. Ardından da bu şeytan böyle dürtüle kimseye veremeyecek. Ya. Tamam. O Gavs'ın kim olduğunu da iyi biliyorum. Gavs'ın anlamını da bilirim. Gavs'ın kim olabileceğini, kim olduğunu hepsini sana ispatlarım. Bir Gavs ayrı, bir Mehdi ayrı yok. Sana ispat ederdim. Sen ona yaklaşamazsın. Yaklaşmıyorsun da. Dur bakalım, belki yaklaşacaksın. Bizi samimi bulursun inşallah. Ve bismillah, el-Rahman, el-Rahim, elhamdülillah. Rabbim yardım etsin, senin kalbine o imkanı versin. Bizi samimi bulursun, bu işe bir yönelirsin. Şu işe bir dur dersin, yoksa 90 tane daha sahte Mehdi'ler çıkacak. Ona göre. Ona göre. Kalkmışsın diyorsun ki, ha, Gandhi'nin isteği olsaydı bugün Pakistan, Gandhi'nin isteği olsaydı, ha, o konuya gelelim. Bir kişiyle bölmüşler falan filan. Pakistan ayrılmış. Peki Gandhi'nin isteği olsaydı, o kişiye yönelseydi, Gandhi'nin isteğine yönelip de Hindistan oluşsaydı, Pakistan oluşmasaydı, bugün Müslümanlar orada gezine Müslüman kalır mıydı? Hindular daha aktif. Müslüman gezinen hocalar bak görünüyor, bugün de görünmüyor. Ne yaptıkları, hiçbir şey yaptığı yok. Bir Müslüman kalmazdı. Neyine kalmazdı? Kelliler mi giderdi? Yok. Hinduist olurlardı. Çünkü bir kesim Kur'an'a yöneliyor. Sözde yöneliyordu. Doğru yöneldiği de yok. Kültürlerini de sokmuşlar. Ya. O konulara girip de bizim kişiyle ne alakamız var? Sokuyorsun. Kaldı ki Gandhi'yi de severim. Gandhi'yi severim. Güzel bakan bir kişi. Keşke İslam'ı da bileydi. İslam'ı da bileydi. O işi tebliğ edeydi. Vesile olaydı. Yani insanın birçoğu daha fazlası İslam olurdu orası. Kesin. Neyse. Nasip. Kalkmışım 11, bu Allah belası oluyor diyorsun. Allah belası öyle mi? Şeytanın belası değil, dürtüsü mürtüsü değil de Allah'ın belası oluyor öyle mi? Sapık. Baktın sapık işte, sapık. Şeytanın düdüğü, zavallı kişi olan da sizsiniz işte, böyle bakarsanız. Rabbim dedi bunlara, gidin böyle sahte mehdilik yapın. Nefsinize heba edin. Kendilerinizi uçurun. Masonlardan olun. İlluminatçılardan olun. He? Yoksa Rabbim dedi ki bana yönelin. Öyle mi? Doğru yoldan şaşmayın. Sabırlı olun. Hakkı her zaman söyleyin. Birbirinize tavsiye edin. Hı? Dikkatli konuş. Dikkatli konuş. Açık çıkıyor ortaya. Kafir olacağın, kafir olduğun ortaya çıkıyor. Dikkatli konuş. Deccal. Deccal Mehdiliği, yani yalancı Mehdiliği ikiye biçtiği zaman, Mehdi ikiye biçtiği zaman o zaman inanırmış Mehdi olduğuna. Hmm. Burada bir saklı bir şeyler var. Bu nedir biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim. Yahudiler Hazreti Yusuf'un peygamberliğine itiraz ederlerdi. Ne vakit ki bu dünyadan göç ettikten sonra Hazreti Yusuf sonra döndü, aynı o kişiler, aynı o Yahudiler dediler ki evet o peygamberdi ama son peygamberdi. Onun ardından bir daha peygamber gelmeyecek. İşte bu Allah'ın
işini yapmaya gelen kullarını, Resullerine önünü kesmek. Şeytanın kullarının yaptığı iştir. Senin de bu ağzındaki bu konuşma budur. E kitapta öyle yazıyor, kitapta öyle yazıyor. Senin aklın nerede? Senin aklın nerede? İkiye bölecekmiş de, yok ya. Yok ya. Mehdi, Mehdiliğini söylemeyecekmiş. Hazreti Yusuf Resullüğünü söylemedi. Yusuf olduğunu söylemedi. Hazreti Muhammed söylemedi. Hazreti İsa söylemedi. Öyle mi? İşiniz öyle gelir. Sahtekarlar. Öyle bir Mehdi'nin olduğunu bir öğrenin önce. Ondan sonra bir konuşun. Bence. Tamam. Mehdi ikiye böler. Mehdi öldükten sonra işini zaten yapamayacak o zaman. Ben de kabul ederim o zaman Mehdi olduğunu. Nasıl olsa Allah'ın işini yapmadı. Öyle mi? Böyle mi anlayın bu işi? Ne iş? Masonların propagandasına benziyor bu. Bekledikleri Mehdi tarzına benziyor bu. Şimdi diyor 10 tane var diyor. İlan ediyor kendini Mehdi. İşte beklersen daha 90 tane daha gelir. 100 olacakmış. 100 olacakmış. Ya. Sen de bekle. 14. Kulluğa razı olmamışlar. Vay. Kulluğa razı olmayan sensin. Sen kulluğa razı olmuş olsaydın Rabbimden gelen son Rabbimin indinden gelen Cebrail Aleyhisselam'ın uslubuyla aktardığı Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Muhammed'in ağzından çıkıp kitap sonra değerlendirip Kur'an-ı Kerim dedi. Okunan kitap olan Kur'an-ı Kerim'e yönelmeyen aslında sen o konumdasın. Sen Rabbime kulluk etmiyorsun. Rabbime kul olan, kulluğuna razı olan kişi Kur'an-ı Kerim'deki öğütlerin hepsini yapar. Şaşmaz. Ve sapıtmışlar demez o kişilere. Tamam? 15. Gözlerini çok büyük yere geldiniz. Bak 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 şu iftiraya bak. Gözlerini yüksek payelere dikmişler ve insanların onlara kulluk yapmalarını istiyorlar. Sümme aşağı. İspat etmezse, benim şahsıma kişi söylüyorsa ispat etmezse, ki videolarım var, bir tane bul bakalım. İspat etmezse kafirsin. Yine gerçeğin üstünü örtüp yalanla aktaran, örten kişisin. Arapçası kafir işte, kafirsin. O zaman. Öyle ya. Bak bu da bir tespit. Bu da YouTube'dan kaldırtacaksın. Bu sefer ama senin videondan bir yanına koyma. Bak deftere yaparak yapıyorum. Bu sefer kaldırtamayacaksın. Millet de istiyor mu? Hangi video için ben bu videoyu yapıyorum? Aha tarihini yazdım. Bakın başlığı da bu. Mehdilik ihtiyarları, keramet talepleri ve en büyük payı. İkinci ayın 26'sı 2013. İran'da yapmış. 80 kişi izlemiş. Bugüne kadar. Ya. Kulluk yapmalarını istiyorlar. İnsanların kendisine. Haşa. Benim arzu ettiğim sadece Kur'an-ı Kerim'e yönelsinler ve bunu da yaşasınlar. Kur'an-ı Kerim'deki o zikre, o tezkire, o anmaya yönelsinler, ansınlar. Bir hep dünyaya yönelmesinler. O öğütler alsınlar, öyle yaşasınlar. Doğru yaşayan olsunlar. Kazanarak cennete giren kullar olsun Rabbimin. Ben bunu arzu ettim. Öbür türlü hiçbir şey istemedim. Alkışta beklemedim. Dolaştığım şekilde belli. İnsanlardan fazla uzak dururum. Bu konularda dışarıda konuşmak istemem. Gerek yok. Gerek yok. Doğru yerde, isabet edilen yerde yaparsın. Bütün herkes sevedir. Tamam. Papağan gibi her kişiye bir açıklama borcun olmaz. Bir yerde olursun herkesin açıklama borcunu yaparsın, ödersin. Öyle ya. Doğrusu bu. Yormaz da seni bu iş. Yoksa binlerce kişiler tek tek yaparsan, her sokak başında biri seni bekleyip ona bir açıklama yapmaya kalkarsan bedbaht olursun. Böyle bir Müslüman da bunu bekleyemez. Yap, kur, organize et, ispatlayayım inşallah.
Elhamdülillah. O zaman görelim. Tamam, bekler. Bakalım. Bana kulluk yapmış, yapmalarını istiyormuş. Haşa, sümme haşa. Kulluk konusu abd demek istediniz, abd. Yarattığı eseri, yarattığı demektir. Ben mi onları yarattım ki haşa, sümme haşa? Bana, benim eserim diyeyim onlara, haşa, sümme haşa. Ben yaratıldım, yaratıldım. Bak ben de bir eserim, ben de bir abdım. Rabbimin abdım. Rabbimin abdığım, kulluyum. Tamam. Ben Rabbime sadece yönelirim. Çok çok benim kardeşim olabilirsiniz, arkadaşım olabilirsiniz. Başka bir şey yok. Tamam. Çok sevdiğim bir konuya geldi. Allah facir bir adamın eliyle teyit eder. Dine hizmet ettin diye fairlenme. Tam sen kendin için söylemişsin bunu. Güzel söylemiş. Güzel söylemiş. Sen bu kadar fairleniyorsun. Dine hizmet ettin diye. Bir Fethullah bilensin. Nurcu cemaatini bu kadar büyüttün. Öbürleri 40. hoca, şu bu hocalar küçük kaldılar. Tanınmıyorlar. 5-6 kişiyle bir yerde duruyorlar. Sen büyük büyük işler yaptın. Milyonları topladın. Yüce Allah'ım için bunu yaptın. Bu görevi sana niye vermedi? Değil mi? Benim gibi bir facire veriyor. Şu hale bir bak be. Şu hale bir bak. İslam'a hiçbir hizmeti olmadı. Bugüne kadar. Ne para toplayabildi millette. Ne böyle bir şey yöneldi. Ne bir şirket kurdu. Ne bir cemiyet kurdu. Böyle bir facire verdi ve sen de çatlıyor musun şimdi? Ben niye Mehdi olmadım, Gavs olmadım, o oldu. O facir oldu. O 5 parasız kişi oldu. Böyle mi bakıyorsun? Bütün sancın bu mu? Ahmak. Benim bir yaşamım buradaysa, bundan öncesi de bir yaşamımız vardı. Hepimiz, senin de. Konular niçin böyle olduğunu da ben biliyorum. Bunu da söylesem, kendi gözünüz kullanır. O gün ne bırakalım, o günün de cevabını sana vereyim. Tamam mı? İşte Rabbim böyle sana tokada atar. Bu iş ahirette seçildi, biçildi. Kim hangi görevle ne zaman ineceği. Tamam, bu kadar söyleyeyim şimdi, onu da çalıp kullanırlar, kullansınlar. Bu kadarla bir şey yapamazlar. Onun için benim gibi bak, facir indim. Facir de inmeyebilirdim ben. Milyoner çocuğu olarak da inebilirdim. İnan bana. Benden bu esir gelmedi. Tamam. Bak. Ve sen o kadar yırtındın, debelendin, işler yaptın düşünüyorsun. Sana verilmediğin için bana verildi, öyle mi? O ahirette bu iş bitti. Bir öncesi ahirimiz orada bu iş bitti. Buradaki vasfıma bakma. Buradaki facir halime bakma. Bakarsan işte canın acır öyle. Allah sana öyle bir tokadamış gibi olur. Çok büyüklenmiş. Çok kibirin var, seni çok popolamışlar. Ve yaptığının da Allah'tan bir karşılığını istiyorsun. Bir de diyorsun ki reculun facir ol. Ben hiçim de diyorsun. Tam tersine şimdi de belki de bak. Böyle düşünüyorum senin hakkında. Sinirleniyorsun. Niye ben değil de o? Ah, Saydım'ın, merhum Saydım'ın talebesi olmaya layık değildin sen. Eğer bu dediklerim doğruysa, bu son söylerim sözler doğruysa, sen Saydım'ın, merhum Saydım'ın, kardeşimin arkasından gelen bir talebesi, emanetçisi aslında olamazsın. Olmamalıydı. Yazık olmuş. Bu iş şeytana yaramış. İnan bana. Ha. Bu da güzel. 17. Sence her insan akıbiyetinden endişe etmelidir. Vay 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 vay. Niçin? Mutmain olan, mümin olan, emin olan kişi niçin? Kur'an'daki öğütlere dikkat ettiysen niçin daha endişe etmeli akıbiyetinden? Geleceğinde, yani ne olacağından. Acaba benim orada ahirette ne olacağım? Niye? Kişi bilmiyor mu ne yaptığını? Şah damarındakini bilmiyor mu?
sinesinde sakladığını diyeyim. Daha doğrusu tam anlarsınız. Sinesinde sakladığını kendisi bilmiyor mu? Etrafındakiler bilmez. Kendisi bilmiyor mu? Sadece Allah mı biliyor? Sadece melekler mi biliyor? Önündeki ve arkasındaki memur kuluna melekler mi sadece biliyor? Hayır. Kişi kendisi de biliyor. Ne yaptın ama saklar. Gece başını yastığa koy. Bilirsin. O zaman da bilirsin akıbetin ne olacağını. Akıbetinden onun için belki endişe duyuyorsun. Öyle ya. Ağladığım videoya da bir kere rastladım çocukluğumda. Niçin ağladığını. Orada dedim tevazu ediyor. Acaba tevazu muydu? Sinende bir şey mi saklıyordu? Ciğerlerinden bir iş mi yapıyordu? Mecbur kaldın can korkusundan. CIA'lerden mi oldun? Onlardan mı oldun? Buna çok mu önemli? Senin bir hocan vardı. Senin bir örnek bir insanın vardı karşında. Alacağın. Çıksaydı mı? He? Çıksaydı mı yok muydu? Kimseden korkmuyor. Akıbetinden endişe etmeyenler akıbetinden endişe ediler. Yok ya. Emin olan kişi, kendisinden emin olan kişi korkmaz. Rabbine güvenir. Yaptığı işleri bilirse, biliyorsa da bilir. Ve onlar doğru işse, salih işler ise ve hep sabırlı idiyse ve hep haktan şaşmadıysa, hakkı hep konuştuysa, dilsiz şeytan olmadıysa, bir üçüncü şahsa da zararlı dokunmadıysa, ki doğru iş yapan odur, salih iş o, onun içine girer bu, akıbetinden niçin endişe etsin? Emindir. Allah ona mükafat vereceğini bilir. Ayet de belirtilmiş zaten ispatlı. Onlara ecirler var. Korku yok. Bir Yahudi'ye mi sadece? Bir Hristiyan'a mı? Bütün herkese. Salih olan, doğru işler yapan, hakkı tasvip eden birbirlerine hem hakkı yaparak hem de herkese örnek vererek. Haktan ol, hakkı söyle. Hakikati aktar. Ve hep sabırlı olan, Kur'an'ı da örnek alan kişi mutmain olmalı. Emin olmalı. Yoksa Rabbinden şüphe mi etti? Rabbimi diktatör mü gördü? Eziyet, mezlum etmeyi zevkli mi duyuyor zannetti? Haşa. Bir daha Kur'an'a göre, İnis suresine göre oku. İnşallah. Bazen soruların olursa bana mail gönder. Mail gönder bana. Ben sana o ayeti anlamadığın ayeti Türkçe anlayacağın şekilde inşallah vesile olurum. Hiç kocunmam, gurur da etmem. Şımarmam da, tuvalete gittiğimi de bilirim. Tuvalette nasıl bıraktığımı, yediklerimi nasıl geri çıkarttığımı bilirim. Nasıl bir varlık olduğunu bilirim. Sen de kocun mu? Sor. Rabbim kime ne verdiğini bilemez. Bak senden sonra gelen bir 38 yaşındaki birisi ne verir Rabbim? O da sana vesile olup verecek. Belki imtihana girdi, şımarırsa da kaybedecek. Sen kocun mu? Sor. Tamam. Kur'an-ı Kerim oku. Şeytanın oyuncağı olmuş zavallılardır onlar. Peygamberlik dışında hiçbir misyonun ilan edilme gibi bir sorumluluğu yoktur. Gene başa döndük. Tekrarlıyorsun sen kendine. Peygamberlik demek mehdilik demektir. Tamam. Mehdilik demektir. Peygamberlik kalkıp Resul-i Nebi'ne katıl sadece mehdiliği katmadınız. O yüzden mehdilik hidayete ermiş kişidir. Şüphesin falan kalamaz. Rabbim ona lütfetti elhamdülillah. Çok şeyler hatırlıyor. Şüphe oluşmaz artık o kişide. Tamam. Ve o bırakmaz kimseyi böyle tek başına bırakmaz. Kendisini düşünmez. Egoist gibi. Ben bu bilgileri alayım kendime, kimselerle paylaşmayayım. Onlar batarsa batsın. Yok ya. Ben kendi takvamı düşünüyorum. Bu takvalık mı olur? Bu sinsiliktir. Bu bencilliktir. Bu şeytanın özellikleridir. Gerçek salih kişiler bütün kardeşlerini, bütün Rabbimin kullarını düşünür. Bütün ama hepsini düşünür. Onlar da kazansın ister. Onlara tebliğ eder. Tamam? Bir dahaki videomda da böyle dikkatli konuşmazsan, böyle sahtekarlık yaparsan açık açık ilan edeceğim kafir olduğunu. Unutma bu sözümü. Açık açık. Şuraya da gelelim. Şu 18 bitti. 19'a gelmeden önce.
şu oturma odanda gördüm, yeni rastladım. Bir önceki videomu yaptıktan sonra 2 hafta oluyor, 3 hafta oluyor. Göstermişler. Video yapmışlar, senin için bir resim koymuşlar. Odanda Kabe'nin resmini üçgen bir şekilde koymuşsun, altına da bir göz koymuşsun. Sen illüminatıcı mı oldun? İnsi şeytanlardan mı oldun sen? Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Onu da bir de savunmasını yapmışlar. O Kabe'ydi. Kabe'ydi de üçgen şeklinde mi koyacaktın? Dörtgen duramıyor muydu? Altındaki o göz gibi o şey neydi? Doların arkasındakinin farkı ne? Doların üstündekinin üçgenin üstünde de o göz, onun da altında, öyle mi? Siz neye hizmet ediyorsunuz? Neye hizmet ediyoruz? Aslında saydıma bıraktığı işi değil de tam tersine şeytana mı hizmet ediyoruz? Ama sen akıbetinden işte gerçekten endişe etme. Akıbetin belli senin. Sen böyle bir yoldaysan belli nereye gideceğin. Sen ne bilirsin nereye düşeceğini o zaman. Sinende saklı tut. Tut, ne yararı varsa. Tövbe edeceğin yerde düzeltmeye kalkacağına candan mı korktun, canından mı korktun? Canını alacaklar diye. Bak bizim var ya, evlatlarımız var. Ailemiz var. Kendimiz varız. Ben hepsini Rabbime kurban ettim. Kendimi de dahil. Ben hiçbir konu yoktur tehdit edebilsinler. Hiçbir konu yoksa parayla satın alabilsinler. Mevkiyle satın alabilsinler. Tamam. Utanmadın mı o zaman? Senin eşin, ailen yok. Çocukların yok. Sen neyle tehdit edilebilir? Canınla mı? Şu 19. 19'a da gelelim. Demişler ki bizimkisi gurur, kibir değil, onurdur. Onur da sana göre şeyden geliyor. Neydi? Gavurlardan gelme, bize bir girme. Tokadı sana değil mi? Öyle mi? Gavurlardan geliyor değil mi? Gavur kelimesine bir. Avrupa'yı mı kastetti? Önce bir gavur kelimesini, bir açıklamasını yap. Onlar kafir de diyordu. Gerçeklerin üstünü örtü. Bir onların örtüyordu gerçeğin üstünü. He. Peki putperestler, bugünkü yeni modern putperestler, Atatürk'ü put edenler, Hazreti Muhammed'i put edenler, Mevlana'yı put edenler, Mevlana diyorlar bir de, haşa. İnsanın bir Mevlası vardır, o da Rabbimdir. Bir derman vereni vardır, o da Rabbimdir. Celaleddin Rumi diyebilirdiniz. İsmi yok muydu o kişi? Onur. Onur kelimesine gelir. Onur, öyle mi? 19. konu. Onlar demiş ki bizimkisi kibir, gurur değil, bizimkisi onurdur. Onur da gavurlardan geldiğini söylüyorsun. Öyle mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Onur şeref demektir. Şerefin, bir zenginliğiniz vardır, şerefiniz, itibarınız, erdemliliğiniz. Bunun için namus da giriyor, hepsi giriyor. Eğer Risale Nur dediğimiz gibi, nura giden yol, ışığa giden yol, kazanca giden yol, Rabbime götüren yol demektir. Onur, içinizdeki şerefinizi yitirirseniz, şeytana hizmet eden olursanız, onursuz olursunuz. Onursuz olan kişi işte kaybetmiştir. Bitmiştir. Kalkıp da milleti kandırmak, gavurlardan gelip deyince zaten millete alerji var. Öyle dedi mi araştırmadan hemen kabul ederler. Onur kelimesi gavurlardan mı gelmiş? Onur. Onurlu olmak. Onurlu olmak, gurur farklıdır. Gurur, kibir şeytanın özelliğidir. Kim onu taşıyor ise kaybedecektir. Onur, onur kelimesi Rabbimin bize verdiği özelliktir. Onu korumamız gerekir kendimizdir. Şerefimizdir, dürüstlüğümüzdür, erdemliliğimizdir, namusumuzdur. Kendimizi satmamamızdır. İhanet etmeyen kişilerde bulunan vasıftır. Ya, sana yazıklar olsun. Bekliyorum seni.
Bu seferki videomu bir daha yapacak olursan, gene Mehdi de geçen Mehdi enflasyonu diyordun. Şimdi Mehdi iddiaları dedi. Tamam, beni bu videon uzun diye beni kastediyorsun, biliyorum, fark ettim. Ben bakayım diye yaptım belki de bu başlığı. Onun için sana alınmayacağım bu konuyu. Bir daha akında da gene Mehdi zanlı de. Mehdilik zanlı de. Ben bilirim ha, bana bir video yaptı, cevap gönderiyor diye. Ben bilirim o zaman inşallah. Seyrederim ve bakarım acaba orada tevbe ettin mi? Dolaylı yolda da olsa tevbe ettin mi? Ve şu teklifime yönelecek misiniz ispat etmemiz için? Başbakan'a veya kendin bir organizasyon kurup canlı kamerayla TRT'yi de getirtip böyle bir imkan sunuyor musun? Herkesi davet ediyor musun? Kendini Mehdi, Gavs, şunu bunu ilan eden herkes ispat için gelsin. Yapacak mısın bakalım onu? Yoksa türetecek misin 90 tane daha? Biz işimizi yapamayalım, şeytan kazançlı çıksın. 90 tane daha soytarı soksun etrafında, 99 tane, bir tane de ben. Gerçek tamam artık, çıkışın içinde. Öyle mi kalalım? O zaman sen mahşerde mahvoldun. Unutma. İmkanın vardı, vesile olabilirdin, olmadı. Yönelmedin o zaman, dikkatli ol. Senin burada pohpohlayanlar var, orada seni sakarda. Kimse sana yaklaşmaz, kaçarlar sende. Senden uzak dururlar, unutma bunu. Rabbim bana tanıttır ki ben bu söze sana doğru söyledim. Hepsi senden kaçar. Dikkatli ol. Öyle ki eğer ispatlama imkanımız başka yollarda bulup da gene ispatlayabilirsek, herkese nazil olduğu zaman bu ispat ettiğimiz, kimsenin şüphesi kalmadı bitti anda, o yandakiler de bilecek, o zaman burada da senden kaçarlar, bu dünyada da kaçarlar. Daha sana söyleyeyim, yap bu işi, bitir bu işi, tamam. Said'imin, merhum Said kardeşimizin vaat ettiği talebeler artık işe koyulsun, bu işi yapsın, tamam mı?